Herkese tekrardan merhabalar. İlk 20 sorusunu çözmüştük part 1'de. Kalan soruları çözmeye çalışacağız. İlk soruyu çözdüm. 21. soruyu da bir çağrı geldi. O yüzden video kapandı. Bunu da bölmek istemedim. Yani tekrar sahte iş yapmamıza gerek yok. Kısaca anlatmaya çalışacağım ama cevabı bulmam bayağı uzun sürdü. Zor ve güzel bir soru. Ahmet ve Berk Cüneyt adlı arkadaşım bilye sayıları iki basamaklı tam sayılardır demiş. Ahmet ve Berk'in bilye sayılarının rakamları çarpımı demiş. 2'nin kübü 3'ün karesi çarpı 5'tir demiş. Şimdi bunda ilk başta şeyi düşündüm ben. A ve B'ye yazabileceğimiz değerleri 2'nin kübü 3'ün karesi ya bunları hani 4 tane rakam yazmamız lazım. 2 basamaklı tam sayılar olabilmesi için. 4, 2, 9, 5 şeklinde açabiliyoruz. Yani şunu 4 çarpı 2 şeklinde açtığımızda bunu 9 olarak tutabiliyoruz. Ya da bunu komple 8 olarak kullandığımız zaman 3, 3, 5 şeklinde açabiliyoruz. İlk bunlardan gidecektim. Sonra bir çarpanı olabileceği geldi aklıma. Buraya yazmak zorunda değil haliyle. Yani bunu 8, 9 ve 5 olarak tuttuğumuz zaman bir çarpanını da kullanabiliyoruz. Kullanabileceğimiz diğer bir yöntem 1, 8, 9, 5 oluyor. Sonrasında bizden istediği Ahmet'in bilye sayısının 2 katına Cüneyt'in bilye sayısı eklendiğinde Berk'in bilye sayısını elde etmekteyiz demiş. Yani 2A Ahmet'in bilye sayısının 2 katından artı C eşittir B'yi veriyor. Bizden istediği de 3C artı A'nın maksimum değeri. Yani bunu makslamak için mümkünse ikisini de büyütmemiz lazım. Ama ters çalıştığından dolayı yani bunlar bir toplam verecek. Fakat şu sayılarla bunları uydurmamız lazım. A'yı büyüttüğümüz zaman C küçülüyor. C'nin başında 3 çarpanı olduğu için A'yı minimum yazıp C'yi maksimum yazmamız lazım ki bu değerin en fazla değerini bulmuş olalım bu toplamın. Onun için şu en son bulduğumuz 1,8,9,5 olanı kullanmamız gerekecek ki A'ya 15 gibi minimum değer verelim. Buradan A'ya 15 verince 2A 30 geliyor. 30 artı C eşittir 98 yapıyor. 15'i buradan kullandığımız için 9 ve 8 kaldı burayı maksimumlamak için 98 olarak yazdık. C'yi buradan 68 buldum. Sonra da denklemde yerine yazdım 3C artı A denkleminde 68'in 3 katından 180 artı kaç? 68 aynen. 180 artı 24'ten 204 A'mız vardı bir de. 15 bunları toplayınca 219 buldum. Şu değerlere sanki ulaşılamıyormuş gibi geliyor ama en fazla sorusunda işaretlediğiniz şık en yüksek değilse bir göz atmanızda fayda var. Ben gene böyle bir göz attım bulamadım. Geçtim diğer soruya. Veri grubundaki medyan muhabbetini açıklamış. Bu tip soru çok geliyor. ÖSYM'de soruyor. Ben bunu ezberlemedim ama vakit kaybı yani şu işte medyandır, moddur bilmem ne onları ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Şuraya okumanıza ihtiyaç kalmasın diye. Çok göreceksiniz zaten bununla ilgili soru çok uzattım. Kiloları birbirinden farklı tam sayılar olan sporculardan oluşan bir grupta. Kilosu en az 60 varmış, en fazla da 72 varmış. Yani 60 var, 72 var. Gruptaki sporcuların kiloları ile birer veri grubu oluşturduğunda medyan veri grubunun bir elemanı demiş. Medyan neydi? Tekse ortalarındaki sayı, çiftse ortalarındaki sayının aritmetiği. Bir de birbirinden farklı demişti, değil mi? Aynen kiloları birbirinden farklı. Şimdi bu denk geliyorsa eğer buraya yani ortada M varsa bu çift olamaz. Çünkü çift olabilir mi? Yok olamaz. Mesela atıyorum 65 bulacağız ya medyanı. İçlerinden biridir diyor. Farklı dediğine göre ikisinin birbirinin aritmetiği olamaz. Yani 63, 67 gibi bir şeyle medyanı tutursak desen, içlerinden bir eleman olmadı. Ardışık sayılar olsa zaten buçuklu gelir. Hiçbir türlü çift olmuyor. Medyan burada. Burada ne kadar sayı varsa burada da o kadar sayı olacak. Sonra demiş ki medyandan büyük olmayan 5 terim olduğuna göre. Medyandan büyük olmayan 5 terim. Medyandan büyük olmayan 60'ımız var. Şuraya 4 tane daha gelecek. 2, 3, 4 diyeyim. Bunun medyan olması için burada da 4 tane daha olacak. Medyanın alabileceği kaç farklı değer vardır? Buradakiler farklı olduğuna göre 60'ı yazdık başa. 61, 62, 63, 64 olabilir. Yani medyan minimum 65 değerini alabilir. Bu dahildir. 72 için de yani geri saymak için 71, 70, 69, 68. Yanlış saymadık değil mi? 71, 70, 69, 68. 67 olabiliyor. 3 tane buldum. Yani niye öyle oldu? 3 yok şıklarda. Medyandan büyük olmayan 5 terim varsa bu tarafta.
Medyandan büyük de 5 terim olması lazım bu tarafta. 71, 70, 69, 68 ile biter 67 olur en fazla. Allah Allah, niye yanlış düşünüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5. Geçtim. Çok uzattım. Sonra diyecekler ki Türkiye 380.si olmuş. İki tane soruda ikisinde de takıldı. Neyse. Bu eve alınan 13 nokta falan filan. Anne baba ve iki çocuktan oluşan aile, bakarız o soruya bir daha. Aklımdan da kaldı ama. Her birey her gün aynı miktarda diş ipi kullanarak dişini temizlemekteymiş. Anne baba ve iki çocuktan oluşan. Eşinin bir günde kullandığı diş ipi uzunluğu, Fatih'in bir günde kullandığı diş ipi uzunluğundan %25 kısa. Yani anne için 3 dersem ben 3K, Fatih için, Fatih dedi, kocası mı çocuk mu ya? Çocukların her biri dediğine göre kocası. Anne baba diyeyim şuna, Fatih nereden çıktı? 4K, yani %25 kısa olduğu için böyle diyorum. Buna 4 dedim, buna istiyorsan buna %, buna 75 de fark etmez. Öyle daha mantıklı olabilir belki. Çocuk çocuk var. Çocukların her birinin bir günde kullandığı diş ipi uzunluğundan %50 uzundur. Yani diş ipi uzunluğundan %50 uzundur. İki katı değil değil mi? Çocuklardan her birinin bir günde kullandığı diş ipi uzunluğundan 2K kullansa bundan %50 uzun. Aynen, çocuklarda 2K 2K kullanıyor hocam. Bunun %50 uzunu 3K yapar, bunun %50 uzunu 3K yapar. Eve alınan 13,2 metre uzunluğundaki diş ipi 12 günde tükendiğine göre 13,2 bölü 12 yapacağız ki bir gündekini bulalım. 13,2 dediğin 12 artı 1,2 oluyor. Yani bunu buna böldüğünde 1,1 buluyorsun. 1,1 bir günde kullandıkların metre cinsinden. Kaç K bulduk? 3, 7, 9, 11 K. 11 K 1,1 metre. O da 110 santim yani. Babanın bir günde kullandığı. Baba 4K kullanıyordu. 11K 110 santim ise 1K 10 santim de işte. 10 santim babanın 2,40 santim. Çözemiyoruz soruları. Kamera çekiyorum, onu da bilmiyorum. Çok kötü giriş yaptık ilk 20 soruda. Bayağı iyiydik. Domates salçası yapmak isteyen çok pardon. Domates salçası yapmak için domatesler bir makine yardımıyla kabuklarından ayrılarak kaynatılmaya hazır hale getirilmektedir. Bu işlem sırasında bir domatesin ortalama ağırlığının %20'si kabuk çıkmakta. Salça yapımı için uzun ve yuvarlak olmak üzere iki türlü domates kullanılmakta. Kaynatılan uzun domateslerden %25 kadar. Şuraya bir uzun yuvarlak yazalım. Uzunların %25 kadar, kaynatılan yuvarlakların %15 kadar salça elde edilmektedir. Yani ne demek istiyor hocam? 100 kilo uzunla başladığın zaman sen 80 kilon kaldı kabuğu çıktığında. Bunun %25'i dediğinde de dörtte birinden 20 kilo salça elde ediyorsun bundan. Her 100 kiloda. Bu uzun içinde değil mi? Yanlış yapmadık. Uzunların 125 kadar. Doğru. Burada da 100 ile başlasam kabuk miktarı aynı. Bundan %15'i kalacağı için bunun %15'i kaç olur? %10'u 8, 15'i 12. 12 kiloda bundan elde ediyormuşuz. Sonraya gelelim. Uzun domateslerin kilogram fiyatı 3 TL. Tamam. Bunların yuvarlanki 2 TL'ymiş. Salçaların kilogramını 20 TL'den satmaktadır. Her iki domates türünden de satın alan tüccar. Ha, bir dakika, şuraya atladık ya. Her iki domates türünden de aynı miktarda salça elde etmiş. Şimdi aynı miktarda salça etmesi için bunları kaçta buluştururuz? Çıkıyor değil mi? Şurada suyum var. İnşallah çıkıyordur ya. Ne dedik? Aynı miktarda salça elde etmeye çalışacağım. Bunlardan 60'ta buluştursam mesela. Bundan 60 kilo salça elde edeyim. 3 kat olduğundan dolayı 300 kilodan elde ederim bunu. Bunu 60'a getirmek için 500 kilodan elde ederim. İkisinden de 60'ar kilo elde ettik. Uzun domatesten 300 kilo aldığına göre tamam, biz de tamamı bulduk zaten, 300'den 6. Ya mesela 600 kilo deseydi bunu 2 ile çarpıverecektim, anladın mı? Öyle bir örnek rakam yazdım. O da tuttu şansımıza. Elde ettiği kar kaç TL'dir demiş. Şimdi bundan 300 kilo kullandık. 3 TL'den 900 TL. 900 TL şeyde 60 kilo 20 liradan sattık. 1200 TL. Burada gene aynı şekilde bunun kilosu 2 TL idi. 500 kilodan 1000 TL domatese verdik. 60 kilodan 1200 lira aldık.
Buradan 200, buradan 300 kâr ederek 500 TL kârımız olmuş oldu. Geçtik 25 eşya lafından sonra Sakarya'ya çok takıldık. Havaalanı taksilerinden taksimetrenin açılış fiyatı 20 TL'dir. Kilometre başı 10 TL yazan bu taksinin taksimetresi gece 12 sabah 7 aralığında normal tarife de kilometre okunuyor değil mi? Kilometre başına yazan fiyata göre %50 zam uygulanmaktadır. Yani gece 12'den sonra gece tarifesi biniyor. 23.40'da binen müşteri 60 kilometre hızla giden taksiyle gideceği yere 30 dakikada varmaktadır. Sabit hız dememiş ama fark eder mi? Yo, ona göre alacağız, ortalamaya göre alacağız. Tamam, hep 60'la gidiyormuş gibi düşüneceğiz. Başka türlü mantık hatası oluyor zaten. 30 dakikada varıyormuş. Yani 23.40'ta çıktım hoca. 30 dakika sonra 00 10'da vardım ben oraya. Şurada da gece yarısı gibi düşünün. 20 dakika bununla gideceğiz. 60'la gittim. 30 dakikada kaç kilometre giderim? 30 kilometre. 30 kilometre. 20'ye 10 yine 20. 20 kilometreyi bununla gittim. 10 kilometreyi bununla gittim. Tamam, burada da sıkıntı yok. Kilometre başı 10 TL demiş. Normal tarife burasıydı. 200 TL buradan bir ödedik. Açılış fiyatım 20 TL'ydi. Bunu da ödedik. 10 kilometreyi de 15 TL'den olacak artık burası. %50 zam olduğu için. 10 kilometre 15 TL'den 150 TL de burada ödedik. Topladım 200 350 370 olarak bulduk. Şu tutacağı da vurup durmasam daha net çıkacak gibi hissediyorum. Şöyle en azından soruyu göstereyim. Bir şehirdeki öğrencilerin girmiş olduğu sınavda çoktan seçmeli sorular ve klasik sorular yer almakta. Grafik 1 şu. Sarı bölge klasik soruların tamamını doğru cevaplayan. Yani %9 klasiklerin tamamını doğru cevaplamış. Grafik 2'deki mavi renkli bölge ise klasik soruların tamamını doğru cevaplayanların içerisinde sınavın tüm sorularını doğru cevaplayan. Ha, yani şuradaki %9'u bir daha açmış oldu. Burası değil mi? Klasiklerin hepsini doğru cevaplamış. Mavi de hem klasik hem seçmelileri doğru cevaplamış. Uzattım, neyse anladınız zaten. 49 kişi sınavdaki soruların tamamına doğru cevap vermiş. Yani burası 49. 80'de 49'a götürüyor beni. Bir dakika. Ha, verememiş diyor, dur. Yanlış yaptık lan. 49 kişi sınavdaki soruların tamamına doğru cevap verememiş. Yani şurası 49 oluyor. 49 kaç derece kaldı? Burada 80 yazıyor gözükmüyorsa diye. 280 derece kaldı 360'tan çıkardığım için. 280 beni 49'a götürüyor. 80 beni kaça götürüyor? Ya da direkt 360 mı hesaplasaydık? Fark etmez. 280'i 7 çarpı 40 olarak yazsam rahat edecek gibi duruyorum. Bunları götürdüm. 40 derece beni 7'ye götürdü. Değil mi? 80 derece beni 14'e götürdü de şurayı yanlış mı anladım? 9'u burada açmış. Cevaplayamayanlar. Bu sınavda klasik sorunun tamamını doğru yanıtlayanlar arasındaki 49 kişi sınavdaki soruların tamamına doğru cevap verememiştir. Azınlık. Tam burası ya. Doğru yapıyoruz galiba. 49 oradan vardı. 14 daha geldi. 63 kişi yani şu grafiğin tamamı. Bu grafiğin tamamı 63. Bu zaten buradaki yüzdeydi. %9 sınava kaç öğrenci girmiştir? 9 beni 63'e götürüyorsa 100 beni 100 değil artık. 360 dairesel dilim olduğundan dolayı 9 derece bana 63'ü veriyor. 7 katı. 360'ın 7 katını hesaplayacağım. 6 kere 7 42. Bak, o videoda anlattım ama matematik yapacak. 6 kere 7 42 bilin dedim. Yetiyor dedim. 2100 de buradan geldi. 2520 oldu. Var mı şık? Var Edirne. Biz boşa konuşmuyoruz. Soru birazcık uzun. Tamamını görmek isteyen oluyor. Şöyle çekmeye çalışayım. Ve sonra ben okuyacağım. Umarım görmüşsünüzdür. Şimdi demiş ki Nisa yeni aldığı kumbarasına 5 gün boyunca her günün sonunda ya da o gün koyduğu toplam para miktarını ya da başlangıçtan o güne kadar koyduğu toplam para miktarını etiketlere yazıp şekildeki gibi kumbaranın üzerine yapıştırıyor. Yani ya toplamını yazıyor değil mi? Ya da şeyi yazıyor. O gün attığını. Mavi renkli etiketlerde kumbaraya o gün atılan para. Güzel. Sarı renkli etiketlerde başlangıçtan o güne kadar o gün dahil koyduğu toplam para miktarı yazmakta. Kumbaraya ikinci gün atılan para miktarı, beşinci gün atılan para miktarının iki katından 10 TL eksik.
Şuradan bir gidelim hoca. Neyi biliyoruz? İkinci gün 40 TL var. İkinci gün toplamları yazıyorum şu anda. Burası toplam tablomuz 40 TL var. Üçüncü gün 80 oldu. Mavi olduğundan dolayı. Dördüncü gün A artı 5 eklemiş. Yani 85 artı A oldu. Beşinci günde 120 oldu. Birinci günde A vardı zaten. Bunlar hep toplamlar. Toplamların her güne göre bulduk. Şuradaki denklemi kullanacağız. Kumbaraya ikinci gün atılan para miktarı, ikinci gün atılan para miktarına buradaki toplam 40 eksi A. 40 eksi A değil mi? Beşinci gün atılan para miktarının iki katından 10 eksiktir. Beşinci gün atılanı bulmak için şundan şunu çıkaracağım. 120'den 85 artı A'yı çıkaracağım. Yani 35 eksi A kalıyor. Değil mi? 120'den 30, 85 çıkarım. 35 eksi A oldu. Denklemi unuttum bunu hesaplarken. İkinci gün atılan para miktarı, beşinci gün atılan para miktarının iki katından 10 eksiktir. Yani şunu 2 ile çarp diyor. 70 eksi 2 A yap diyor. 2 A yap diyor. Bundan 10 eksik. 60 eksi 2 A oldu. 40 eksi A. Eşittir. 60 eksi 2 A. Beşinci gün kaç para? 60'tır. A'yı bulursak çıkacak zaten herhalde. Her tarafa A eklemiş olalım. 40 eşittir. 60 eksi A'dan A'nın 20 olduğunu gördüm ben. A eşittir 20. Burası 20 ise burası 105. O zaman 15 lira attı da. Soru biraz uzundu. İnşallah okunmuştur. Şimdi geçtik. Demiş ki, şöyle soruyu bir netleyeyim. Bu iki elektrodun boylara eşitlenene kadar. Ne demiş? Fabrikada kullanılan iki farklı kaynak elektrodu sürekli kullandığında birincisi 12 dakikada, ikincisi ise 15 dakikada tamamen bitmektedir. Ya iki tane elektrot varmış. Biri uzun, biri kısa benim anladığım kadarıyla ama yanma süreleri de farklı mı? Hiç kullanılmamış iki kaynak elektrodu aynı anda kullanılmaya başladıktan 3 dakika sonra kalan boyları birbirine eşit olmaktadır. 3 dakika sonra kalan boyları. Yani 12 dakikada yananın 3 dakikada neyi yanar acı? %75'i yanar. %25'i yanar. Tabii. %25'i yanar. Niye söyleyemiyorum ben ya? %75'i kalır. Yani buraya 0,75 diyebiliriz kalınına. Buraya da 3 dakikada 5'te biri 0,8 diyebilirim. Bunlar birbirine eşitmiş. Buna M desem, buna N desem, o zaman direkt 3M eşittir 4N diyebilirim ben buna. Şimdi yananlar ne? Buna 3 dedim. Çok saçma karıştırdım. Bambasit soruyu ne yapıyorum ben ya? Allah Allah. Buna 4M diyeyim acı. Tamam mı? Ulan M, N her şey birbirine girdi. Buna 4M diyeyim. 4M diyeyim. M yandı. 3M kaldı değil mi? Buna da 5N diyeyim toplam boyuna. N yandı. 4N kaldı. Şimdi bunların eşit olduğunu biliyorum ben. Yananlar burada. İkisinin kullanılan kısımların uzunluğu yani M artı N okunuyor mu? Eşittir. 35 olduğuna göre. Neyi soruyor bana? İkinci elektrodun başlangıç boyu. M artı N arasındaki bağıntıyı da biliyorum. Yani şöyle diyebilirim. 4N eksi 3M eşittir 0 diye biliyorum. İşime yarar mı bu? İlla ki yarar. Bunu 3 ile çarpı vereyim. 3n artı 3m eşittir 105. Çok kötü anlattım ya bugün. 7n diye bir şey çıktı acı. 7n eşittir 105 çıktı. Kafam karışınca çok anlatmaya odaklanamadım. Bir daha geçeceğim. Şimdi bu 12 anladıysanız hızlı geçebilirsiniz bu arada. Bu 12 dakikada, bu 15 dakikada tamamı bitiyormuş. Dedim ki bunun tamamına 4M diyeyim. 3 dakikada bunun 4'te 1'i yanacak çünkü 3M'e düştü. Buna da 15 dakikada 5N dedim ki N harfiyle.
3 dakikada işte 5'te 1'i yanacak. Buradan demiş ki bana bu yanan kısımların toplamı 35 santim ve kalan kısımlar eşit. Kalan kısımları yazıp böyle 3m eşittir 4n dedim. Buraya bir tarafa topladım. 4n'den dedim 3m'i çıkartırsak sıfıra gidiyor. Sonra m ile n'nin toplamı da 35'ti. Bunu da 3 ile çarptım. 3'er tane bundan topladığında da 105 oluyor. Şimdi şurayı da komple topladığınız zaman burada m'ler gidiyor. 7n eşittir 105 kalıyor. O zaman n eşittir 15 desem başım ağrımaz. İnşallah aradığım şeyi buluyordum. Dur da bir daha ötekine uğraşmam. Hangisini sormuş? İkinci elektrot. Aynen ikinci elektrodu bulduk. 5m demiştik galiba. 15 ile 5'i çarptığım zaman 75. Bu kadar uğraşıp da yanlış yapmak da kötü olurdu. İnşallah doğrudur. Ahmet'in koleksiyonunda kaç tane araba vardır demiş. Ahmet koleksiyonunda bulunan arabalarına 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı sayma sayıları verecektir. Cemil Ahmet koleksiyonunda kaç tane arabam var diye sormuş. Herhangi bir arabanın numarasını verirken yalnızca iki basamağının aynı olmasına dikkat ettim. Yalnızca iki basamağı aynıymış. Yani atıyorum 112 gibi. Ve bir arabam daha olsaydı verecek numaram yoktu. Ha bütün kombinasyonları kullandım diyor. Tamam sıkıntı yok hacı. 1, 2, 3, 4 var. Tek tek bulacağız ya çok uzun sürmez herhalde. İki tane bir kullanıp iki tane bir kullanıp bir tane başka sayı aldığında 3 tane ihtimal geliyor burada. 3 tane ihtimal geliyor. Yani 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4. Bunlar yer değiştirerek 112, 121 ve 211 gibi sayılar oluyor. Yani 112'yi düşünürsen 2 harici diğer her yerde 1 var ya. 2 burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Tekrar permütasyona girmeye gerek yok. Direkt 3 bu. Değil mi? Bir tanesinden 3 geliyor. Oluşturulabileceği 3 var. 3 kere 3'ten 9 mu? 9 tane. 1 için. Hepsi için aynı olacak. 4 kere 9 36 deyip geçerim ben bu soruyu. Ali Nilay Lale. Çok pardon. İsmini henüz bilmedikleri dördüncü bir okul arkadaşıyla bir araya gelmişlerdir. Bu dört kişiden her biri kendi isminin harflerini birer kağıda yazıp aynı torba içerisine atmakta. Harf harf yazıp atıyorlar galiba. Torbadan art arda üç kağıt çekildiğinde Ali'nin isminin yazılabilme olasılığı. Dördüncü arkadaşın isminin yazılabilme olasılığıyla eşittir demiş. Vay anasını. Çok enteresan soru. Normalde olasılığı severim. Ama bu soruyu hiç sevmedim. Buna göre dördüncü arkadaşın ismi Nil El Ağacan'dan hangileri olabilir? Allah'tan hepsi üç harfli. Şimdi nasıl yapacağız? Valla aklıma çok kestirme bir yol gelmedi açıkçası. Yazalım. Ali, Nilay, inşallah yazdığım kısım çıkıyordur. Lale ve Nil yazayım. Bir tanesini yapınca zaten bir şeyler görmeye başlayacağız. Şimdi buradan 3 tane çekeceğiz. Ali yazma ihtimalim ne? Nil varsa bir de. Çünkü bunu da torbaya kattıktan sonraki ihtimale bakıyoruz. Ali yazma ihtimalim. A kaç tane var acı? 1, 2, 3 tane A var. L kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. I kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. Yani şunun harflerinde de sırası önemli değil. 3, 4, 3 ya da 4, 3, 3 gibi bir şey. Yani şu rakamları yakaladığımız zaman değil mi? Olasılığı aynı olacak. Yani toplam olasılık zaten değişmiyor. Onu hesaplamaya gerek yok. Ali için işte 3'ün birlisi, 4'ün birlisi, 3'ün birlisi. Aynı çarpımı buradan tutturmaya çalışıyoruz. Nil kaç tane var? 1, 2. 2 gitti o zaman bu. Gitti değil mi? Gene diğerlerine de bakacağım. Eğer şeyse bir daha hesaplarım. İ zaten aynıydı. İ harflerine bak. L harfleri de aynı. Ha, bunlara niye bakıyoruz ya? A ile N'ye baktık mı çıkıyor zaten. Tamam. Diğerlerini biraz daha belki pratik yapabiliriz. Mesela Ela'da olduğu gibi. L ile A'yı eledim direkt. L, A. Aynı ihtimaller. İ'ye bakacağım. İ ile E aynıysa tamam. İ 1, 2 tane var. Biz demin niye 3 yazdık? Ha, Nil'de vardı çünkü. Nil'de vardı. Tamam. İ 1, 2 tane var. E'ye bakalım. 1, 2 tane var. Değil mi? Ela'yı aldım hoca. Can'a bakalım. Şurayı Ela ile işimiz bitti. Can yazalım azıcık. A tamam. A tamam. Ben A diyorum neyi çiziyorum ya. Tövbe estağfurullah. Çok karıştı ya.
A gitti, A gitti. Burada C ve N'ye bakacağız. Burada L ve İ'ye bakacağız. L için orada ortak değil zaten. Ortak olanları eledim. 1, 2 tane var. İ için. L için 1, 2, 3, 4 tane var gene. Lan 4 tane varsa demin yanlış saydık ya. Ha deminkini de gerçi elenmiştik, tamam, değişmiyordu. 4 tane var. C'ye bak. La C yok ki hiçbir yerde ya. Bu nereden çıktı? C bir tane var zaten. Bu da olamaz. Yalnız 2. Dedim ve geçtim, inşallah doğru gidiyoruzdur. Geometriye geldik. Geometri hakkında çok soru soruyordunuz da. Pek çalışma yöntemi vesaire anlatamadım. En azından denemeden birazcık fikriniz olur. A, B, C. Bir de yapabilirsem tabii. E, D, A. Eş dik üçgenler olmak üzere. Dik dediği. A, C, B. A, C, B. E, D, A. Ha, şurası dik, burası dik, tamam da. Şunlar açıortay gibi düşün. Yani burası eş değil galiba, yanlış bakmadıysam. A, C, B. A'dan başladım. E, D, A. Tamam. Buraya alfa diyelim hoca. Alfa diyelim. Şununla şurası eşit. Buraya alfa artı 10 diyelim. Değil mi? Tamam. Sonra neresi var? Buraya alfa artı 10. Buraya ne diyeceğiz ki? Ha, burası da alfa artı 10. Çünkü eş üçgen ya. Yani çok açıklayamadım. Bir daha anlatmaya çalışacağım. Şurası ilacı. Burası eşit. Değil mi? A, C, B diyor. E, D, A diyor. Burasıyla burası eşit. Burasıyla burası eşit. Burasıyla da burası eşit. Yani buraya da ne diyelim? Beta mı diyelim? İki tane şey girerse karışır mı? Beta. Gördüğünüz gibi çözemiyoruz. Burası da beta artı 20 oldu. Alfa artı 10. Beta artı 20. Beta artı 20. Hiçbir şey gelmedi ki ya. Ha, bir dakika, bir dakika. Tamam, eş üçgenler. Bunlar da zaten hipotenüsleri. Şurası ikizkenar üçgen. Yani AB ile AE eşit 90'ların karşısında aynı üçgenler olduğundan dolayı. Bunlar eşit olunca burası da alfa oluyor. Beta dememize gerek yok. Alfa. Alfa artı 20. Birazcık zor gördük bambasit soruyu ama olsun. 2 alfa artı 30. Bak, şuradaki üçgenin iç açıları toplamı 180'dir diyorum artık. Alfa var. Alfa artı 10 var. 20 var. 2 alfa artı 30. 30. 90'dan. Şunu almadım. İşleme. 2 alfa 60. Alfa eşittir 30 oldu. Nereyi sormuş bize? BAE. Şurayı sormuş. Alfa alfa zaten ikizkenar üçgende. 30 derece dedik. 30 30. 120 mi kaldı? Aynen öyle. Yani çok bir şey bilmeye gerek yok. Biraz kalem oynattık. Biraz geç görmemize rağmen. Üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğu yetti soruyu çözmemize. Neyse, çok geyik yapmayayım, video uzun olacak zaten. Demiş ki şekil 1'de yere dik biçimde sabitlenmiş 192 santim mesafede bulunan. 2 direğe bağlı falan filan. Niye bu kadar? Size okuyayım diye okuyorum da boş yapıyor muhtemelen. Fatih elini en yüksek aldırmakta 40 santim demiş. Fatih'in eli buradaymış. Sonra ne yapmış? Zıplayıp tutmuş, aynı konuma gelmiş. Yani şunun eski konumunu ben buraya çizmek istiyorum ki rahat görelim. Tam ortadan mı? İpin ortasından demiş. Tamam, tam ortadan gibi alabilirim. Buraya 40 yazdım tekrardan. Şuralarda değişme. İpin esnemesini soruyor. Buralarda değişme yok galiba. Şurası 192 idi acı. 2'ye böldüğüm zaman 86 mı yapıyor? Yok, 86 yapamaz. 8, 4, 96. Burası 96 yapıyor. Özel üçgeni var mı bunun ya? 4 ile sadeleşsem 24, 10, 24, 5, 12, 13. 13'ün kaç katı? 8 katı. 8 çarpı 13 oldu burası. 80, 24 daha 104. 104, 208 oldu galiba şu anki uzunluğu. 208. Başta 192 idi hoca. Çıkardım kaç? 16 mı? Aynen 16. Ekranı kontrol etmeyi unutuyorum, inşallah çıkıyordur. Bu ne demiş? Kenar uzunlukları 6 birim, 15 birim olan 4 özdeş paralel kenar. Böyle bir şekil oluşturmuş. ABC 120 derece. Şu an arkadaşlar benim kameram kötü olduğu için böyle görmüyorsunuz. Saçma sapan bir şekil var önümüzde. Yani burayı 120 derece diye çizmiş ama dik gibi duruyor.
şeklin alan demiş. Biri 6'ya 15. O zaman burası belki 6, burası 15. Yani böyle bir saçma. Ya ÖSYM dikkat ediyor geometri konusunda. Bu kadar abartmıyor en azından. Tam birebir ölçek olmasa da. 5, 6. Bu 3 boyutlu mu ya bu? Ne bu? Şeklin alanı diyor da. Şimdi mesela ben buna böyle şöyle bir şey, böyle bir perspektiften bakıyorum diye. Tamam, buranın alanı değişmez ki. Nasıl düşüneceğim onu? Burası 120. 3 boyutlu olsa saçma olur ya. Ya 3 boyutlu olsa da aynı şey oluyor da, burası şuradaki açıyı 360 alabilir miyim, onu düşünüyorum. 120. Alalım o zaman, ne olacak ya, buraya da diyeyim 120, buraya da diyeyim 120. Bakayım beni bir yere götürecek mi? 120 dedim, o burası da 120 o zaman, paralel kenar dedi. Burası 60. 4 tane özdeş. Ya yani bir tanesini bulup 4 ile çarpacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapsam. Şurada bir tanesini hızlıca bulmaya çalışacağım. Burası 120 idi. Bu 15. Neresi 6? Şurası 6 hoca. Burası 60. Hı. Aynen öyle. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3 yüksekliğim. Şuradan yüksekliğim 3 kök 3. 15 ile çarpacağım. 45 kök 3. Değil mi? 45 kök 3. Bundan 4 tane var. 92 ile çarpacağım. 180 kök 3. Cevap buldum da. Bilmiyorum, çok tuhaf geldi soru ya. Oraya 120 yazması, alan sorması bir enteresan geldi. ABCD düzgün beşken. AFG dörtgeninden oluşan şekil. AF eşittir AH eşittir AB. Şu 3'e eşittir. Tamam, çizmiş onları. Normalde ben geometri sorularını bir de direkt hani şey okumam da, size de çözüyorum diye soruyu okuyarak gidiyorum. Gerçi bu okumadan yapılmayacak bir soru da, diğerleri için demek istedim bunu. Dörtgeni AB ile AH kenarları çakışacak şekilde saat yönünün tersine döndürülmüş. Saat yönünün tersi buraya. AH ile AB çek, yani şunu diyor hacı. Şuraya oturt diyor. H'yi diyor, B'ye getir diyor. Sonra AF üssü G üssü B olmakta diyor. Şu dörtgenin şeyleri. Yani ne anlatıyorsun sen ya? A, F üssü, G üssü, B. Tamam, öyle olacak zaten, AB ile AH'yi çakıştırdık. Ne bekliyorsun ki? FAH. Ne gıcık bir sorusun sen ya. Küçüktür 108. Şurası küçüktür 108'miş. Bu düzgün beşgende değil mi? Ha, beşgenin bir açısı 108 ya. Şurası da 108'den küçük. Bunu buraya oturtunca bu içeride kalacak. Yani çizmeye çalışsam da çizemeyeceğim gibi duruyor. Ama şöyle bir saçma sapan bir şey oldu. Bu içeride mi kalacak? Bundan emin değilim. G nereye geliyordu lan? G üssü. İçeriye mi düşer? Böyle. Ha yok, şunun üzerine mi oturttuk? Hiç canlandıramadım gözümde ya. Bu buraya gelirse, bu açıyı bilmiyorum ki. Yani tamam, şunu anladım, 108'den küçük, burası içeri düşecek de. Şurayı bilsem, bu buraya geldiğinde G'nin ne tarafta olacağını bileceğim. O da önemli mi, onu da bilmiyorum. Hadi içeride çizeyim de. Olmadı. Ağzına tükürdüm kağıdın. İçeri alırız. E. Allah kahretmesin. E. Ya geçeceğim soruyu, yemin ediyorum, ne gıcık bir şeysin sen. E, F üssü B. E, F üssü B diye bir şey oluşmadı bende ya. E, F üssüyü buraya dedik. B'yi de buraya dedik. Şuradaki açı. Ne sorduğunu anlamadım ki. F üssü B 3 tane eşitlik vermiş ama muhteşem üçlüyle falan hiç alakası yok. Hiçbir şeyle alakası yok. F üssü şuranın 108 olduğunu biliyorum sadece. 3 tane. Burası nereye denk gelir? Yok acı, geçtim soruyu ya. Boşuna vaktinizi çaldım. Yazabilirsem ekrana yazayım bu soruyu, geçin çözemedim diye. Neyse, bunu da çözek bari. Taşa bağlı ip kesilip A noktasının yere olan uzaklığı 100 santim olduğunda. A noktası buradaymış. 90 santim burası. Bu 100 santime çıkıyormuş. Kova kuyuya kaç santim girmiş olur? Kova herhalde teğet zaten. Şöyle hızlıca okuyacağım.
Ha, kova koyunun tam ağzında durmakta. Tamam, sıkıntı yok. Ortadaki 120, buradaki 90'mış Ece. Burada 1 birim var, burada 4 birim var. Yani aradaki fark neyse, şu ikisinin yükseklik farkı. Burada 4 birim olduğundan dolayı bunun 4 katı olacak. Yani burada 30'luk bir fark var ya. Şurası kaç olur o zaman? 4 kere 30'dan 120 olur. Gene mi 120 çıktı lan? Yanlış yapıyoruz gibi bir hisse kapılıyorum böyle olduğunda. 30. 4 ile çarpım 30. Aynen, burası 120 şu anda. Sonra bunu 10'a getireceğiz. Yani 100'e getireceğiz. 100'den 120'ye olacak. 100'den 120'ye 20 santim. 20'nin 4 katı 80 santim. O zaman 40 santim. Yani 120 santim yukarıdaydı. Dengelenince şey oldu artık. 20'nin 4 katı kadar yukarıda kalacak oldu. 80 aradaki farkı soruyor bize. Aradaki fark kadar çünkü kovada aşağı yönlü hareket yapacak. Demek ki soruyu çözeme, sonra böyle basit şeyleri 50 kere açıkla. Neyse, devam edelim. ABC'de kare, KLM'de dikdörtgen olmak üzere. KD 2 yazdım başkan. Bir tane karemiz, bir dikdörtgenimiz var. Ha, geometri soruları güzelmiş yalnız ya. Özellikle çözemediğim soru da aklım kaldı. KLMD'nin alanı 12'ymiş. KLMD'nin. Yani MD'ye ben 6 yazsam başım ağrımaz Ece. Şu dikdörtgenin alanı diyor 12. Zaten alan dediğim burası çarpı burası ya. Şuraya da yazabilirdim de. Şu parçanın gibi olmasın diye buraya yazdım 6 diye. ABCD karesinin alanı kaçtır? Kare diyorsa genellikle şu üçgenler benzer çıkıyor. Çünkü hep AB AB diye gidiyor. Açılar deneyelim. Şuraya alfa desem. Buraya beta desem. Buraya A desem. Buraya B desem. Burası 90 hoca. Burası 90. Ama bilmiyorum ki bunlar 90 mı? Ha, bu KLB ile KLB ile. Tamam, öyleyse 90. Yani şurası doğrusa. Tamam, başka türlü çözemeyiz zaten ya. 90'dır orası. Burası da 90. Ondan sonra hipotenüsler kare olduğundan dolayı x x diyebilirim. Karenin alanını istiyor. X kare istiyor zaten. X x diyebilirim. Ve bu iki karşıya aldım dikdörtgende. 2 2. Şurası ne abi? Burası da buraya eşit. Yani şurası da 6'lık kısma eşit bak. Beta'nın karşısı 6. Beta'nın karşısı 6 olacak. 2 burada var. Ondan sonra buraya 4 mü kaldı? 4 kaldı. Neyi soruyor bana? Karenin alanını soruyor. Yani buradan zaten x kareyi buluyoruz şurada, hipotenüs uyguladık mı? Bunun karesi artı bunun karesi x kareden 36 ile 16'yı topladığında 52. Bir daha kare kökünü almaya gerek yok. Yani x kök 52. Alanda 52 olarak çıktı. Üst kısmı ABC ikizkenar üçgeni olan prizma biçimindeki bir yaş pasta. AB kenarına dik olan. Üst kısmı ABC ikizkenar üçgeni olan prizma biçimindeki bir yaş pasta. AB kenarına dik olan DC boyunca kesilerek bir dilim ayrılıyor. Kesilen dilim BD ve AD kenarları çakışacak biçimde yerleştiriliyor. BD ile AD'yi şuradakini kesmiş başkan. Şurayı buraya oturtmuş. Güzel. Böyle bir şey yaptı. AB AC 5'er santimmiş. Şuraya yaz vereyim 5 diye. BD 1 birimmiş. BD 1. Buraya 4 kaldı o zaman. Kestiğimiz yere. Şurası 4 ise burası da 3. Böyle bir mantık türettim de doğru mu bilmiyorum. Galiba doğru, evet. Sonra neyi soruyorsun hacım sen? Şekil 2'deki CC üssü. CC üssü. Yani şurayı bulursam direkt hipotenüs çakarım. Burası nereden gelmişti abi bize? Ha, burası buradan ayrılan parça bak. Şimdi şurayı aldım, buraya uzattım ya. Şuraya giden buradan kestik zaten bunu. Değil mi? Aynen, buradan kestik. Burası 3 ise burası da 3. O zaman her şeyi biliyorum ben şu anda. Yani şunu paralel uzunlukta 6 birim buraya uzaklığı, onu biliyorum. Şuradakini biliyor mu? Şurada biri yapıştırmıştık buraya. Değil mi? Biri yapıştı buraya. Tamamı 4'tü. O zaman burası da 3. Burası da 3. 3, 6 hipotenüs. 3, 6 hipotenüs. A 2 A, A kök 5 mi? Öyle bir şey vardı galiba. 6 kök. 3, 6. A 2 A. Tabii kök 4, kök 5. A 2 A, A kök 5 üçgeni diye bir şey var. Aynen, 3 kök 5 işte ya. Ne yordum. İnşallah çıkmıştır gene çözdüğüm soru. Şöyle bir soruyu netleyeyim, bazen unutuyorum yapmayı. Ki sıkıntı yaşamayayım. Yarı çapı R olan
Ya bir de şöyle bir gıcık bir şey var ÖSYM'nin. Bunlar da denemeye yapmaya başladı. Abi sanki hiçbir şey böyle bizden beklemiyormuş gibi dairenin alanının formülünü veriyor bana. Pi re kareyi veriyor. Ondan sonra diyor ki öbür soruları çöz. Yani pi re kareyi bilmememi bekliyorsan benim değil mi? Öbür soruyu nasıl yapayım? Neyse hızlıca okuyorum ben. Hem de anlayayım sorduğu bir şey varsa diye. A köşesinden 6 birim uzaklıkta olan noktalar D ve E olarak işaretleniyor. A köşesinden 6 birim uzaklıkta olan noktalar. Burası A, 6. Burası 6. Burası da 6. Her yer 6. Bakacağız, göreceğiz ne olacak. Ondan sonra şuran şuraya oran ne ki onu bilemedim ya. Katlandığında C merkeziyle çakışmaktadır. Tabii çakışacak zaten. Ne olacaktı başka? R'yi bulmaya çalışıyorum da acı. Şimdi burası R. Ha tamam. Bak bak. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Bu eşkenar üçgen ya. Bunu acının neresinden bakarsan bak bir simetrik. Yani buraya da taban düşün, buraya da taban. Her türlü simetrik. Yani çember de her yerinden teğet olmuş. Buna rahatlıkla diyebilirsin ki burası bunun G noktası aynı zamanda. Yani ağırlık merkezi. Bu ne demek? Ağırlık merkezinin altında R var. Üstünde 2R kalır. Burada da bir R var. Şuradaki de R var. Yani 1'e üçlük bir benzerlik var aynı zamanda. Kenarını da bulabilirsin ama gerek yok. Direkt şurayı bulalım. Burası 60'tı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olur. 60'ın karşısı 3 kök 3. R eşittir 3 kök 3. Eşittir 3 kök 3. Dairenin alanı pi r kareymiş. Bak burada görüyorsunuz mu? Formülde vermiş. Yoksa patlıyorduk soruda. Pi r kareden bir de şimdi bunun karesini alamazsak. 9, 27 mi yapıyor? 27 pi yaptı galiba. Ondan sonra ama bir kısmı gitmiş. Ne kadarı gitmiş abi? 60 derecelik yeri gitmiş. Yani bu eşkenar üçgen olduğundan dolayı burası 60. Bu da tam merkeze geldi. Merkezdeki 60. 60 derecelik yeri gittiyse 6'da biri gitti diyebilirsin. Yani çarpı 5 bölü 6 desem başım ağrımaz değil mi? Bence ağrımaz. 3 ile sadeleştirelim. 9. 3 ile sadeleştirelim. 2. 45 bölü 2 diye bir cevap var, işaretledim. Olmamasından korktuğum bir cevaptı. Köşeleri farklı renklerle boyanmış bir küp. 9 birim sağa, 1 birim yukarı öteleniyor. Tamam. Küpün siyah köşesinin ilk konumu ile küpün mor köşesinin son konumu arasındaki uzaklık 13 birim. Bir saniye. Çok pardon. Ne demiş? Küpün siyah köşesinin ilk konumu. Bunu hareket ettirme diyor abi. Diğerini taşıyalım sadece. Küpün mor köşesinin son konumu 13 birim. Kesin 5, 12, 13 var burada. Ama nereden yakalayacağız? Bunu 9 birim sağa götürdüm. Şuraya 9 birim sağa götürdüm abi. Bir birim de yukarı götürdüm. Değil mi? Böyle bir yere geldi. Şu an çizdiğim ama şey düşünmeyin. Yani 3 boyutlu gideceğiz burada. Gerçi 2 boyutta gittim ama içeriye doğru bir birim şeyi var. Buna göre küpün yüzey alanı. Ha küp birim küp değil, pardon. Tamam. O zaman ne kadar gitti bu? Şöyle düşünmeye çalışalım. Bunlar ben de yapamadığım oluyor bazen. Bakalım çıkabileceğiz mi? Yani şurası küptü. Burada x var. Burada 9 var. Bir de bunu bir birim yukarı çıkardın. Bir birim yukarı çıkardın abi. Ama siyah da burada bak. Siyah da burada. Yani burası şey değil. Şöyle düşün. Ben zaten kendim çözemiyorum. Bir de anlatmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Önce yaptı sonra anlattı mı? Şurada. Burası da buraya geldi artık mor. Şu ikisi arasındaki uzaklık 13'müş. Şöyle düşündüğümüz zaman. 3 boyut etkisi vermeye çalışıyorum. Kendime de işe yarıyor bu. Burada hipotenüs kurmam lazım benim ama nasıl? Şuranın zemine indirsek abi. Buraya zemine indirsek. Burası x artı 1. Yani şu x dediğim küpün kenarı bu arada. Şurası x artı 1. Sonra şurayı bulacağız. Değil mi? Burayı bulacağız. Ama burası için de sanki bir hipotenüs lazım. Bu da bir şeyin hipotenüsü. Neyin hipotenüsü abi bu? Şurası gene neydi? X artı 9'du değil mi? X artı 9'du. Burası çok karıştı ya, Allah kahretmesin. Burası x mi sadece?
Yoksa burası da 9 mu sadece? Bir dakika abi. Buradan buraya. X artı 9. Ya önceden bak soruya böyle böyle yapılıyor dedim. Ne uğraşıyorsam şu anda. Kendimizi rezil ediyoruz. X artı 9. Burası galiba X abi. Şunun hizasına getirdim. Buradaki hipotenüsten şurası ayrı bir dikişgen olacak diye tahmin ediyorum. Yani X artı 9'un karesi artı X kare. Şunun karesi olacak. Bunun gene karesini kullanacağım için bir daha açmıyorum. Artı X artı 1'in karesi eşittir 13 dedim. Galiba böyle dedim. Ama 3 tane x'li denklem var. Nasıl yaparız? 5, 12, 13. 12 elde etmek için buraya 13'ün karesi bu arada. Çıkıyor mu? Ha, denklem çıkmıyor ki. Şimdi burada 3 tane x'li terim var ya. Onu nasıl yaparız? Buradan 12 gelmesi lazım. En büyük bu. Buraya 3 desem buradan 3. Ha bak bak 2 tane geldi. Ya buraya 3 diyorum. Burası 12'nin karesi. Buraya 3. Burası 3'ün karesiyle 4'ün karesi. Şuradan da 5'in karesi geldi. X 3 oldu. Anladınız mı bilmiyorum ama ben de bazen anlamayayım ne yaptığımı. Yani şunun bir kenara hoca 3'müş. Dedikten sonra neyi soruyor? Yüzey alanını. Yüzey alan bir tanesi 9. Değil mi? 6 tane var. Bunlar için formülü ezberlemenize gerek yok. Yani küpse bir tanesinin alanı a kare de zaten işte ondan sonra 6 a kare mi oluyor? 6 tane var diyorsun. 6 ile çarpı veriyorsun. 6 kere 9. 54 dedik ve geçtik hacı. Son soruya geldik tamam valla bravo. Bakacağımız soru var mıydı? Bir tane yapamadığım vardı ona bakmayacağım ya video. Gitmesin komple. ABC'de L noktaları verilmiş. Dik koordinat düzleminde 4'e 4 noktasından geçen ve eğimi eksi 1 olan doğrunun alt bölgesine kalan harflendirilmiş kaç tane nokta vardır? 4'e 4 burası abi. Eğimin eksi 1 demesi tam şey olması demek işte ya 45'e göre ama negatif yönde. Değil mi? Şuradan 4'e 4 çizeceğiz böyle. İyi şükür bir tane basit soru sormuşlar. Alt bölgesinde kalan kaç nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak saydık çıktı. Bakmadığımız soru var mı? Bilmiyorum da ben yoruldum ya. Cevapları da kontrol edeyim de şey varsa açıklamaya yazarım. Vardır illa ki var gibi geliyor bana. 20. soruyu yapalım mı? Şey hadi yapalım ya o kadar söz verdik. Zaten burasını izleyen olmayacak muhtemelen de. A ve B noktalar arasındaki en fazla kaç durak vardır demişti ya bu soruda hacı. Soruyu da hatırlamıyorum. Keşke bari baksaydım. Hızlı bir çözüm olurdu. Abi yazacak yer kalmamış. Şu an çekmiyor diye korkuyorum. Soruyu çekmiyor. Cık. Yok burada çok işlem var ya. Şu an girmeyeyim ona. Silgim de yok gene yanımda. Deneme çözüm silgimiz yok. Şunu söylemek istiyorum ama bak. Bunu çeksin. Çünkü anlamayanlar olmuş. Yanlış çözdüğümüzü öğreniriz de. Anlamadığınız yeri yakalayın abi. Şimdi burada Fog of 4 demiş tamam mı? Fog of 4'ü ben şu şekilde yazdım dün. Ondan sonra F'nin içinde G'nin içinde F4 dedim. F4 zaten gözüküyordu grafikten. F4'ü 4 olarak buldum abi. F'in içinde G4'e döndü işlem. Ondan sonra şurası kapalı olduğundan dolayı bana diyor ki şu ifadenin farklı tam sayı sonuçları. Yani G4'ün senin tam sayı çıkmak zorunda değil babacığım. G şuradan gelmiş 3'e kadar görüyorsun bunu kırmızı olan G ya. G şu kutunun arkasında bir yerde 0 da olabilir. 1 de olabilir, 2 de olabilir, 1,5 da olabilir. Ben burada 0, 1, 2 değerleri derken aralarına da bakarak gittim. Hatta 2,5'tan alakalı bir şey var mı? Buradan 3'ü yakalıyor mu? Ona bakmaya çalıştım. Orada bir şey yok. Ya da 2,5'ta daha üst bir değer geliyor mu? Onu anlatmaya çalıştım ama şurayı kaçırmışız. Yani F2 deyip şuradan çıkmışım ben 2 demişim. Orada onu düşündüm de anlatmayı unutmuşum. Anlamayanlar olmuş. Yorumlar da çok döndü. Onun mantığı o. Yani F1,5'a baktım aslında burada öyle diyeyim. F1,5 F2. Yani alabileceği değerler 0, 1 ve 2. Ve arasındaki tamam mı? F0, F1 ve F2 ve arasında tam sayı olmayan değerler. F0,1 de bakıyoruz ama grafikten baktığımız için tek tek bakmaya gerek yok. F0'a baktım 0. F1'e baktım abi 1. F2'ye baktım 1 de arasındaki değere de baktım 2. Yani şuradan şuraya kadar hatta 2,5'lara kadar falan ama 2'yi alıyorum maksimum. Tam sayı değerlerinin toplamını istediğinden dolayı 0, 1 ve 2 aldığınızda bu soruda doğru oluyor. Biraz yoruldum, birazcık da şeydi. Yani ilk parttan
daha mı zorladı sanki bilmiyorum. Özellikle şu şeyi yapamadık ya. Bak kaç dakika, bu saatten sonra zaten biz bizeyiz ya, izleyenizler abi. Bakacağım bir daha şu soruya. Bir veri grubunda veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki veri adedi tek ise ortalarındaki sayıya, çift ise ortalarındaki sayının aritmetik ortalamasına. Bir kere çift olabiliyor mu abi? Onu düşünelim. 60 var, 72 var başta. Onu hem anlatacağız diyoruz hem çekmiyoruz. 60 var, 72 var değil mi? Bir yanlış bir şey yapmıyorum. En küçük bu, en büyük bu. Şimdi diyorum ki bu çift olsa ikisinin ortalaması olacak. Ama farklı da diyor. O zaman sayılardan birine denk gelmez. Medyan böyle dal ortada duran bir şey olması lazım. Tam ortada duracak yani bu. Bunun kaçarı yok. Şimdi demiş ki neredeydi o dört tane mört tane bir şey diyordu ya. Ha, bu veri grubunda medyandan büyük olmayan. Medyandan büyük olmayan bu taraf abi. Medyan da olmayacak, büyük de olmayacak. 5 tane terim var. 60 var. Bu var. Bilmiyorum. Bu var bilmiyorum. Bu var bilmiyorum. Bu var bilmiyorum. 5 tane. Şuraya 4 tane gireceğiz. Ama hep farklı diyor. Yani hep farklı dediğine göre minimumunda. Aa bir dakika ya. Bir dakika. Yok olmuyor ki. Şimdi 60-62, 64-68, 70 olsa burada desem ki 71-71-71. Ama medyan da farklı olacak. Sayılar farklı demiyor mu abicim bu bana? Kiloları birbirinden farklı tam sayı olan sporcular Allah kahretsin senin gibi soruyor. 1, 2, 3, 4 tane de burada olmak zorunda. Bu 71 olsa, bu 70 olsa, bu 69 olsa, bu 68 olmak zorunda. Şu an dalga geçiyorlar benimle, olan 380. olan adama bak diye. Buradan da geldim abi, 61 olsa, 62 olsa, 63 olsa, 64 olsa. 64 olsa medyanımız 65 olabilir. 66 olabilir. 67 olabilir. Ya 3 yok mu? Şuraya F şıkkı. 3 diyorum arkadaşlar ve ben bunu işaretliyorum ama şaka bir yana çözemedim. Soruyu muhtemelen basit bir yerde takılıyorum ama video çok uzamasın diye açıklamaya yazayım bunu. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.